Sevgili dinleyenler herkese merhaba yine hepsinin yeri ayrı podcast programımızda sizlerle birlikteyiz söz verip tutamadığımız konuşma sözümüzü tutamadığımız kitapları konuşmaya devam edeceğiz mikrofonun bu tarafında ben Kasım Akbaş diğer uçlarında ise Başkan Ertuğrul Uzun ve bebişim Gökhan Yavuz Demir var merhaba der misiniz arkadaşlar Merhabalar. Merhaba. Şimdi e, geçen programda mutlu prens konuşacağımızı söyleyip yarım saat gevezelik edip masallardan e, efendime söyleyeyim onun biçiminden, türünden vesaire konuşmuştuk ama mutlu prens'e bir türlü geçememiştik. Başka'nın söyleyeceği bir sürü şey olduğu halde mutlu prens'e dair e, bu programda mutlu prens konuşabilmeyi umuyoruz başkandan bize tabii laf düşerse. Ee, şöyle bir genel konuyu özetleyeyim mi ben arkadaşlar? Ya Bu başkan başkandan laf düşerse deyip 10 dakika boyunca konuşturmadınız. Deyip deyip Ondan sonra da şey yapamadık diyorsunuz arkadaşım. Bak yine o, olayı özetleyecek. Hadi buyur bakalım da, kaç da, dakika sürecek. Daha olayı özetlesin ben sonra bir de birkaç masalından daha bahsedeceğim şeye geçmeden önce. Kesin. Evet evet en 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 güzeli böyle yapmak zaten. Sonra veririz başkan'a şeyi mikrofonu kapatır programı gideriz biz. Şimdi hemen hemen bütün masallarda olduğu gibi aslında bütün masallarda demeyelim tabii ama niye böyle dediğimi bilmiyorum. Burayı daha sonra çıkartırsın başkan. Başkan <gülüyor> çıkartma çıkartma. <gülüyor> Elime fırsat geçti çıkartırım evet Kasım sen devam et hiç hiç kaygılanma istediğin gibi konuş sorunlu yerleri ben çıkartacağım. Tamamdır güveniyorum sana. Kahramanlarımız insan değil bir kırlangıç ve bir heykel. Aralarında olağanüstü bir dostluk kuruluyor ve birlikte heykelin yaşadığı kentteki bir takım zorluklar ve acılar yaşayan insanlara yardım eli uzatıyorlar. Aslında bu kadar basit bir hikaye ya da e, olay örüntüsüyle karşı karşıyayız e, elimizdeki e, olay bu bundan ibaret bu dostluk nasıl kuruluyor neden kuruluyor e, bu dostluk içerisinde neleri yapıyorlar ve hikayemiz olay örüntümüz nasıl sona veriyor e, bunun bize söylemek istediği anlatmak istediği bir şey var mı çünkü bir önceki programımızda e, masalların Düz anlamları kadar arkasında yatan anlamlarla da belki anlaşılabileceğini konuşmuştuk. Evet, elimizdeki malzeme metin bu. Ne demek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Ya ben hani konuyu toplayacağım derken ben Mutlu Prensi özetleyici Tahmin etmemiştim. Şimdi esası doğrudan başkana geçmen gerekiyor artık bence. Ben genel olarak Wald'un birkaç masalı ile ilgili bir şey söyle birkaç şey ekleyecektim. O zaman ona sonra dönelim. Tamam, ona sonra dönelim. Yani doğrudan doğrudan başkana geç, evet. artık mutlu prens konuşmaya başlayalım. Ondan sonra ben Wald'la kapatırım en son istiyorsanız. Evet. Tamam. Peki o zaman. Şimdi e, böyle tek bir cümleden ibaret mutlu prensin anlamı şudur falan gibi bir şey bir okuma yapmaktan ya da mutlu prens hakkında bu şekilde konuşmaktansa benim tercihim ee, o atölyelerde de yaptığım derslerde de yaptığım gibi satır satır e, hatta kelime kelime e, okuyarak üzerinde durmak ama tabii burada mümkün değil çünkü en az bir buçuk saat sadece okumaya gidiyor arkasından da konuşuyoruz. Ee, ama şunu söyleyeyim, ee, esasında işte geçen programda söylediğim gibi bir masal okuyor e, olma havasıyla metne başladığınız zaman keşfetme imkanınızı e, ...kaçırdığınız bazı şifrelerin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun bir Oscar Wilde eseri olduğunu... ...yani yazarın e, sanata ilişkin bazı e, iddialarının, kaygılarının... ...veyahut da eleştirilerinin olduğunu bir e, önceden düşünmek lazım, bilmek lazım. Viktoryen dönemde yaşadığını bilmek lazım ki o dönemin sanat ve ahlak ile ilgili bazı meseleler var. Yine kendi döneminin... E, Kadın erkek ilişkileriyle ve evlilikle ilişkili bazı değer yargıları var. Onlara ilişkin bazı eleştirileri var. Onları bilmek lazım. Ya da onlara da gönderme yaptığını bilmek lazım. Ee, ve bir de sosyalizm ve insan ruhunda da gördüğümüz her ne kadar sosyalistliği üzerinde anlaşamasak da anlaşamayacak olsak da e, bir e, e, yine de sosyalizmden ilham alan bir hassasiyetinin olduğunu e, görüyoruz. Ee, şimdi e, mesela kelime kelime ya da cümle cümle satır satır okuyamayacağımız için birkaç örnek vererek devam etmek istiyorum. Renklere ilişkin e, vurgulu bir kullanımı var. Anlatımı var. Oscar Wilde'ın. Ee, şey işte kıpkırmızı. Hatta e, hani kırmızı diyor, hani çevirden çeviriye değişiyor bu arada. Çok fazla çevirisi de var. Ben ee, uzun yıllar can yayınlarından çıkanı kullandım. Şimdi elimde e, elime o geldi. İş Bankası e, çevirisi. Rosa Hackman e, çevirisini bakıyorum. Zannediyorum orada da e, kırmızı ne diyor? Kırmızı evet, diyor. Kırmızı, kırmızı diyor. Yine kızıl yine diyor, yine kızıl yine diyor. Yine kızıl yine mesela. Parlak kızıl, yine yine kızıl renkli kızıl. pelerinleri diyor. Evet. E, ondan sonra mesela Scarlet. Yani esasında... Kızıl bize o şeyi veriyor mu, hissi veriyor mu bilmiyorum ama parlak kırmızıdan bahsediyoruz. Ee, bir vurgu var renklerde. Hani onun öncesinde e, şeyi hemen en başta Mutlu Prens heykelini tasvir ederken baştan aşağı ince altın varaklarla kaplıydı. Altın kelimesini duyduğumuzda anında bir sapsarı görüntü zaten gözümüzün önüne geldi. Gözleri iki parlak safirdi. İşte safir... Ne renk oluyor safir mavi oluyor değil mi? Mavi safir taşı bende zaten. Tamam Ha mavi yani o bir yine canlı renk geldi. Yeşile yeşile ee, çalan bir mavi diyebiliriz herhalde. Ondan sonra altında da iki iri kırmızı bir yakut parlıyordu. Kızıl yakut... bir yakut taşı. Ha sen de kızıl demiş. Hı, o yüzden farklı çevirdi diye söylüyorum. Ha, evet. Hani Sendeki hangisi bebişim? Sendeki hangi çeviri? Bendekinin oradan çıkan en son. Bende birkaç çevirisi var. Ee, en son oradakini yakınımdaydı onu getirdim. Ee, şey Ceren Cevahir Gündoğan çevirmiş. Ben de onu aradım kitaplığımda ee, var değilim de onu alamadım. Bendeki de İş Bankası Yayınlarından Roza Hakmen çevirisi. Evet. Evet. Yani daha ilk paragrafta pırıl pırıl parlayan renklerle karşı karşıyayız ki arkasından da farklı tasvirleri kullanırken mesela şehir gümüş gibiydi diyor donmuş her yer. Büyük sarı ee, bir kelebekten bahsediyor. hem mesela şimdi bunların hepsi esasında Viktoryen dönemdeki edebi e, kullanımlar Pardon. açısından efendim. Sarı bir pervane, sarı bir pervane. pervanenin ne eğe evet. aşağı uçarken yani kelebekmiş demek ki diğerinde. Büyük evet. sarı bir kelebek. İşte gümüş dalgacıklar hakikaten öyle gidiyor. Gümüş gümüş halkacıklar. Şimdi bu esasında Viktoryen dönemdeki kullanımlara bir isyan. Hem edebiyatta hem de gündelik hayatta bu tarz gösterişli, renkli, cıvıl cıvıl filan unsurlara yer yok. Daha işlevsel gündelik hayat, daha pratiğe yönelik, daha ağır, daha pastel tonlar belki tercih edilmek zorunda. Daha koyu tonlar tercih edilmek zorunda. Ağır mobilyalar evlerde, işte ağır renkler falan. Dolayısıyla bu daha ilk baştan e, o dönemin estetik algısına ya da estetik değerlerine yönelik bir saldırı olarak karşımıza çıkıyor. Pırıl pırıl bir anlatım var karşımızda. Oscar Wilde e, kimliğine uygun bir gök kuşağı sunuyor aslında Evet, bize, tam, tam evet. Yani e, bunu da sık sık yapıyor zaten. Sadece bununla kalmıyor, renkleri kullanmakla kalmıyor. İlginç bir şekilde bir çocuk masalının içinde 2-3 yerde e, sanat anlayışıyla ilgili düşüncelerini eleştiri formatında dile getiriyor. Mesela bir Örneğin, mesela bir şehir meclisi üyesi daha ikinci paragraf. Şehir meclisi üyelerinden biri kimmiş bu kişi? Sanat beğenisiyle ün kazanmak isteyen. Bir ironi var ortada farkındaysanız. Sanat beğenisiyle ün kazanmak isteyen şehir meclisi üyesi ne demiş? E, Mutlu Prens için bir rüzgar gülü kadar güzel demiş. Şunu Ama anlıyoruz. onun kadar yararlı değilmiş. Sonra da onun kadar yararlı değilmiş. Şimdi birincisi şu. O günün sanat anlayışında hakim olan diyelim ya da öne çıkan mesele güzellikle işe yararlığın bir araya getirilmesi. Yani bir şeyin güzel olması için aynı zamanda işe yarar da olması lazım. Bir faydasının dokunması lazım. Vesaire. Şehir meclisi üyesiyle dalga geçiyor. Neden dalga geçiyor? Ya düşünsenize Mutlu Prens tasvirini yapmış. İşte altın varakla kaplı, gözleri parlak safir, kılıcının kabzasında iri kırmızı bir yakut parılı diyor. İşte şehrin en yüksek yerinde, herkese tepeden bakıyor, muhteşem bir eser. Ama nasıl? Bir rüzgargülü kadar güzel. Bu ne kadar basit, ne kadar zayıf bir benzetme değil mi? Dolayısıyla şeyle dalga geçiyor bu. Yani rüzgargülüne benzetmek zorunda. Ancak bu kadar kafası basar. Ya da sanat beğenisi, estetik yargıları ancak bu kadar işleyebilir, çalışabilir bu kişinin. Ve sonra da daha da iyice şey yapıyor, kendini gösteriyor. Ee, ama onun kadar yararlı değil. Yine de bu kadar güzel bir heykeli, rüzgar gülü kadar güzel olmakla alkışlıyoruz. Ama yine de güzel değil. Neden? Çünkü onun kadar yararlı değil. Daha ikinci paragraftan sanatla ilgili bir eleştiriyle girdi. Ve okuduğumuz metnin masal olduğunu da unutmayalım. Yani masal, çocuk metni olarak okuduğumuzu hep onu söylüyorum. Birkaç defa daha söyleyeceğim büyük ihtimalle böyle bir şey bulmayı beklemeyebiliriz. Değil mi? Hani çocuklara böyle bir eleştiri anlamaları ihtimali bile düşük zaten. Çünkü işte dönemin şeyini bileceksiniz. Sanat anlayışını bileceksiniz. Bir de bunu ironik bir şekilde eleştiri olarak dile getireceksiniz. Daha sonra hemen çok ilerlemeden matematik öğretmeniyle bir problem var. Hani diyor ya yetimhane öğrencileri parlak kızıl renkli pelerinleriyle çıkmışlar kiliseden ve şeyi görmüşler. Mutlu Prens'i görmüşler. Ne demişler? Tıpkı bir melek gibi. Esasında çocuklar için çok güzel bir benzetme. Meleklere benzetiyor olmak. Çok saf değil mi? Ama aritmetik öğretmeni kızmış. İngilizcesinde hatırladığım kadarıyla Master of e, Mathematics gibi bir şey diyordu. Usta yani sadece öğretmenden değil hakikaten bir ustadan da bahsediyoruz gibi anlıyorum ben orada. Kızıyor diyor ki siz görmediniz ki melek nasıl benzetiyorsunuz? Çocuklar da diyorlar ki rüyalarımızda gördük. Ve kaşlarını çatıyor. Ve kızgın bir yüz ifadesi takınıyor. Niye? Çünkü çocukların düş görmelerini onaylamazdı. Şimdi burada İngilizce, işte Türkçe ile bir tam uyuşturamadığımız bir kelime oyunu da var esasında orada. Rüyalarımızda gördük diyor çocuklar. Hani ikisi de dream. Hem düşlemek, düş görmek hem de rüya görmek anlamında. Dream işte İngilizce kelimesini kullanmış, fiilini kullanmış. Çocukların hayal gücüne yöneltilmiş bir kızgınlık ve yasaklama var. Ve yine bir işe yararlık düşüncesiyle yan yana getirdiğiniz zaman, bir de bunun matematik hocasından çıktığını düşünün, ağzından çıktığını düşünün. Esasında ciddi bir eleştiri getiriyor. Düşlemeye, düş görmeye, hayal kurmaya ve yaratıcılığa karşı olan bir matematikçinin ya da bir bilim insanının, bilim insanının altını çiziyorum çünkü bir daha bilim insanlarına çatacak hemen sonra bir bilim insanının eleştirisi var ortada. Güzellikten anlamamaktan. Dolayısıyla işte sanata uzak durmaktan, sanatı hor görmekten de bahsetmiş oluyor. Ona bir eleştiri getiriyor. Sonra hatırlarsanız bu kırlangıç Mısır'a uçmayı geciktirip şeyde kalmaya karar verince, şehirde kalmaya karar verince tabii bütün arkadaşları göçmüşler. O şehirde kalan, soğuk memlekette kalan yegane kuş olduğu için bir bilim insanı onu görüyor ve makale yazıyor bunun üzerine. Profesör ne kadar da dikkat çekici bir olay diyor görünce kırlangıcı. Kış ortasında bir kırlangıç. Yerel gazeteye bunun hakkında uzun bir mektup yazdı. Makalede diyebiliriz zannediyorum. Yerel gazete bunun hakkında uzun bir makale yazdı. Herkes yazıyı konuştu. Yazı kimsenin bilmediği bir sürü kelimeyle doluydu çünkü. Şimdi bilim insanının birincisi meseleleri göremediğini, anlayamadığını bence şey yapmış oldu. Yani olayların arkasındaki gerçek nedenleri anlayamayıp bunları bir araştırma konusu yaptığını söyledi. Ortada bir tesadüf vardı sadece. Kırlangıç işte Mutlu Prens'le arkadaş olmuştu. İkincisi yazı kimsenin bilmediği bir sürü, bir sürü kelimeyle dolu olduğu için her dilden dile dolaşmış. Herkes tarafından konuşulmuş. Yani bilim insanlarının yapmış olduğu işlere de e ürettikleri metinlere de ciddi bir eleştiri getirmiş oldu. Ve sanatla ilgili yine bir şey daha var. İşte böyle zor durumdakilere yardım ediyor ya Mutlu Prens kırlangıç vasıtasıyla onu şey olarak kullanıyor. Ne diyelim ulak olarak kullanıyor ya da yardımcı olarak kullanıyor. Bir tiyatro oyunu yazanın evine gönderdi hatırlarsanız. Orada nasıldı Ha, çatıdan çatıdaki delikten giriyor. Niye o delikanlıyı seçtik? Çünkü acıkmış. Ondan sonra içerisi de soğuktu zannediyorum. E, dudakları nar kırmızı. Bu arada, ha şunu da altını çizelim. E, o tiyatro e, yazarını tasvir ederken. Saçları kumral ve dalgalı. Dudakları nar kırmızısı. Ve kocaman. Hülyalı gözleri var. Ocakta ateş yok ve açlıktan iyice zayıf düş düştüğü için işini yapamıyor. Yazısını yazamıyor. Ona bir e, şey gönderiyor. Yakut gönderecekti ama kalmadığı için gözünü gönderiyor. Safiri gönderiyor. Safiri bırakınca kırlangıç delikanlı uyanıyor, bakıyor ve safiri kurmuş menekşelerin arasında görüyor. Bu arada yine bakın menekşe. Yani hemen gözümüzün önüne renkler geldi. Dediği şey çok enteresan. Değerimi anlamaya başlıyorlar. Büyük bir hayranım yollamış bu safiri. Artık oyunumu bitirebilirim. Hadi sanatçının maddi imkansızlık içerisinde olan bir sanatçıya maddi yardımda bulunuyorsunuz ama sanatçı bundan artık ocağımı yakabilirim ve oyunumu bitirebilirim demiyor. Artık karnımı doyurabilirim ve oyunumu bitirebilirim demiyor. Nasıl motivasyon kazanıyor? Beni beğeniyorlar, beni seviyorlar. Şey ego. gibi. Bir ego, ikincisi de sanatçının ihtiyaç duyduğu şey, üretim için ihtiyaç duyduğu şey, beğenmek, beğenilmek ve alkışlanmak. Demiş olduğu zannediyorum. Oscar Wilde. Ben bunu daha önce anlattığımda Gökhan bir kahkaha atmıştı. Şimdi atmasını bekliyordum. Ee, gülmedi. Hani Oscar Wilde esasında parayı seven, lüks içerisinde yaşayan, hatta müsrif. Öyle değil mi Gökhan? Evet. Şey ee, seviyor. Gösterişi seviyor. Bu Gösterişi bahsetsem... seven sen bunu çünkü ilk anlattığında komedi ikincisinde trajedi gibi algıladığı için <laughs> tepişim o yüzden. ikinci defa dinleyince o yüzden kahkaha atmamış olabilir. Tepki vermemiş olabilir. Benim ilgimi çeken yine sanatla alakalı bir başka kısım. Daha başka bir sürü şifreler var da bence çok etkileyici. Şimdi kırlangıcımız sıradan bir insan ve halkı temsil ediyor. İyi niyetli esasında ama kafası çok basmıyor. Ee, düşünmek onu yoruyor farkındaysanız. Hani diyordu ya düşün, düşünmeyi işte şey yapardı e, sevmezdi ya da yorulurdu düşünmekten falan gibi bir şey var. Cümle var. Ee, ama bir iyilikle karşılaş Normalde şey çok çabuk böyle dedikodulara kanan veyahut da çok aceleci genellemeler yapan, çok hızlı insanları yaftalayan falan birisi işte oğlana şey götürsene diyor kırlangıca yardımcı ol diyor. Oğlan hasta diyor. O diyor olan çocuklarını beni sevmem diyor. Bir de geveze biliyorsunuz. Geçen yaz nevde yaşarken iki tane yaramaz çocuk vardı. İşte değirmencinin oğulları bana taş attılar. Ama işte ben kurtuldum onlardan. Çok da saygısızlardı bunlar falan. Yani iki olan çocuğu buna taş attı diye bütün olan çocuklarına işte kötü bakan falan böyle bir şey var. Tavrı var. Ve sürekli Mısır'ı anlatıyor. Daha önce gitmiş. Durmadan anlatıyor. İlk başta hiç tepki vermiyor şey. Mutlu Prens. Yani sanki dinlememiş gibi. Mısır'da şunlar 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 var diyor. Kırlangıcım benim mini kırlangıcım hadi sen şuraya gitsene diye böyle nezaketle cevap veriyor Mutlu Prens. Ama sonra artık en son yeniden uzun uzun şeyi anlattığı zaman. Nil'i anlattığı zaman çok da dokunaklı e, diyebileceğimiz bir şey var. İfadesi var. Diyor ki sevgili küçük kırlangıç dedi Prens. Bana akla hayale sığmaz şeyler anlatıyorsun. Ama erkeklerle kadınların çektikleri acılardan daha akla hayale sığmaz bir şey yoktur. Yoksulluktan daha büyük bir sır yoktur. Uç kentimin üzerinde küçük kırlangıç. Uç da bana orada neler gördüğünü anlat. Esasında anlatmak, anlatmaktan bahsediyoruz. Ben şöyle anlıyorum bunu. Bu işte coğrafi keşifler vesaireler filan. Hani İngilizler bütün dünyaya yayılmış bir sürü sömürgeleri var. Bir sürü insan gidip acayip ülkelerde, onlar için egzotik ülkelerde gözlem yapıp gelip uzun uzun bunları anlatıyorlar. Ve edebiyat eseri olarak da bunları kalem alıyorlar. İşte Mısır'daki bilmem neler, şuradaki işte şeyler, e, hayvanlar, buradaki bitkiler falan derken başka kabileler vesaire. Evet bunlar çok acayip şeyler, akla hayale sığmaz şeyler, egzantrik işler falan. Ama edebiyatçılara da bir çağrısı varmış gibi görünüyor. Yani bu söz kırlangıcı değil aslında. O dönemin bu tip yazılar yazan edebiyatçılarına ya da anlatıcılarına yönelik bir şey. Ve o şekilde okuduğumuz zaman bana bunları anlatıyorsun ama asıl acayip olan nedir biliyor musun? Erkeklerle kadınların çektikleri acılardır ve yoksulluktan daha büyük bir sır yoktur. Hadi onlara bak. Yani yazarlara şunu demiş oldu anladığım kadarıyla. Kendi toplumumuzda yaşanan bir sürü sıkıntı var. Siz bunlara bakmıyorsunuz. Gidiyorsunuz başka yerlerdeki çok acayip şeyleri anlatıyorsunuz. Ama ne olur dönün buraya bakın. Dermiş gibi anlıyorum. Allah neler varmış. <laughs> Şimdi şöyle mesela. Hani bunları böyle ince bir okumayla herkes çıkarabilir. Ama çıkarması zor olan yerlerden bir tanesini söyleyeyim. Ben nereden biliyorum? E, Anadili İngilizce olan bir İngiliz e, hocamla diyeyim. E, Mutlu Prens üzerine konuştuktan sonra ben de bunların büyük bir kısmını öğrendim. Ona da Karen'a da selam olsun. Bu bir saza e, tutulmuştu ya evet. e, işte onunla işte, heh. kamış ya da evet bir göldeki Sağ, saz evet, evet, e, tek evet. bir saza şey yapmıştı şimdi onun bu sazla olan ilişkisine e, diğer kuşlar kırlangıçlar dalga geçmişti teki göstermişlerdi gülünç gülünç bir bağlılık bu diye cıvıldaştı öteki kırlangıçlar diyor. Kamış Hanım, ha, burada kamışmış, başka bir yerde Saz'dı başka çevirdi. Kamış Hanım beş parasız, ayrıca çok fazla akrabası var. Şimdi sazla kamışla olan ilişkisini ve muhtemel evliliğini diyelim. Kötü ve gülünç buluyorlar. Neden? Çünkü Kamış Hanım'ın parası yok, aynı zamanda çok fazla akrabası var. Hadi parası olmasını anladık da, akrabasının olmaması nereden ol olması niye sorun çıkarttı? şöyleymiş o dönemin bir beyefendisi şöyle yapmak zorundaymış. Evlendiği kadının akrabalarına bakmak zorundaymış. Evlilik yoluyla doğrudan onların sorumluluğunu da üzerine alıyormuş. Şimdi böyle baktığınız zaman Kamış Hanım'ın beş parası olmasından daha önemli olan şey çok fazla akrabasının olması. Gönderme buna. Beş parasız olması da garip geliyor şimdi bir aşk vesaire falan ama o dönemin İngiliz romanlarını okuduğunuzda hesaplar hep bunun üzerine işte falancanın bilmem neyden kalacak işte mirasının işte olacak da 18 yaşını doldurduktan sonra kız bununla iyi bir evlilik yapacak adam da sürekli bunların hesabını yapıyor senden ne kadar gelecek babandan ne kadar gelir işte şundan sana ne kadar aylık irat bağlanmıştı falan gibisinden hesaplar var ve hakikaten öyle ciddi bir mesele ve evlilik maddi hesaplar üzerine yürüyor bunu da oraya kayıt düşmüş durumda ve son olarak şunu söyleyeyim daha çok böyle söylemek istediğim yer var ama Anlıyoruz onu evet. Evet anlıyorsunuz. Hızlı hızlı e, toparlamaya çalışıyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Kırlangıçla şey arasında bir e, bağlılık oluşuyor. Mutlu Prens arasında. Bu arada kırlangıcın bir erkek olduğunun farkındayız zannediyorum. Kamış Hanım dediler. İşte kırlangıçtan İngilizcesinde bahsederken he diye bahsediyor. E, esasında iki erkek arasındaki bir bağlılık var. Tam şey ölmeden önce Mutlu Prens ölmeden önce diyor ki daha doğrusu şey ölmeden önce, kırlangıç ölmeden önce. Hoşça kal sevgili prens diyor. Elini öpmeme izin verir misin diyor. Mutlu prens, beni diyor dudaklarımdan öpmelisin. Çünkü seni çok seviyorum. Şimdi dudaklarından öpmenin ve iki erkek karakter olduğunu düşünecek olursak, eşcinselliğe gönderme yaptığını zannediyorum rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer bunu böyle kabul edersek, bir eşcinsellik göndermesi kabul edersek, Sonrası çok daha enteresan. Sonu çok daha enteresan. Tanrı meleklerine bu şehirdeki en değerli iki şeyi getir diyor. Melek gidiyor. Mutlu prensin kurşun kalbini ve ölü kuşu, kuşun cesedini getiriyor. Tanrı da diyor ki doğru olanı seçtin. Çünkü cennet bahçemde bu küçük kuş sonsuza kadar şakıyacak. Altın şehrimde de mutlu prens beni övecek. Şimdi bakar mısınız? Şehrin en değerli iki şeyi eşcinsel göndermesi olan bir bağlılığın, bir arkadaşlığın parçaları, unsurları o dönem tanrının da yani kilisenin de eşcinselliğe karşı olduğunu düşünecek olursak hani çok sembolik bir tercih var ortada. En değerli üstelik iki şey bu eşcinsel ilişkinin tarafları olmuş oluyor. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çok uzun konuştum farkındayım araya girmenize de izin vermedim böyle şeyle bir hırsla konuşarak elimden geldiğince çok konuşabilmek için ama benim söyleyeceklerim en azından şimdilik bu kadar devam ederseniz başka şeyler de söylemek isterim belki. Güzel konuştuğun için bölmedik biz de. Yok ben gelecek haftanın kitabını okumaya başladım Koyetse utanç İyi iyi gidiyor bu arada yetiştireceğimi umuyorum başkan böyle devam ederse. E, e tabi sen dinle, dinleme, dinlemiştin zaten bunu yani. Senin için ikinci baskı oldu. <laughs> Yok ağzına sağlık ağzına. ağzına. Geçen sefer Gabon'un Kırmızı Pazartesi'nden içinde kalan çok şey vardı. Ee, yayın bittikten sonra telefonda kahrolmaman için e, böyle seni dinlemek daha iyi. Tabii. Ya bu arada ee, kız, Kırmızı Pazartesi'ndeki o söylediğim aramızda konuşurken söylediğim meseleye dönelim bir araya. O, onu bir daha yapacağız söz başkan. Onu bir daha tamam. yapacağız. Tamam. Ee, peki şey ne diyorsun Başkan? Yani bu, bu metni daha fazla yerdenmiş birisi olarak. Kırlangıçta bir değişim yaşıyor. Ko Koeksini evet. okumaya devam ettiyorsun yani demişim bana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, kırlangıç o baştaki Bencil Kırlangıç sonunda şehirdeki yoksullara parça parça mutlu prensi taşıyacağım derken aslında hayatından oluyor, canından oluyor. Dolayısıyla bir değişim yaşıyor. Ona da bir belki dikkat çekmek gerekebilir. Bir de bunu da söylüyor zaten ya yani benim çevrede gerçekten yufka yürekliydi diye çevirmişler sanki esasında temiz yürekliydi yani gerçekten dense esasında demek daha doğru olabilir kırlangıç geveze kırlangıç ne diyelim cahil kırlangıç işte şey yontulmamış ama iyilikle de karşılaştığı zaman kalbi Bunun temiz diyelim. 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 E, değişebilir ve yardımcı yardımsever birisi haline gelebilir. Evet bu da aslında bir e, o sıradan insan demişti ya kırlangıç için ona dair bir umut ve güven şeyi de dolayısıyla içeriyor içerisinde sanki değil mi? Evet iyi oldu Peki, söylediğin yani evet, kırlangıç yani halkı e, temsil ediyor dedim ama böyle salt aşağılama anlamında da kullanmıyor e, Wildon'u dönüşebileceğini de düşünüyor. E, bir de bu e, heykelimizin prens e, olması. Her ne kadar mutlu prens olsa da adı aslında mutsuz bir prens olduğunu masal okuyunca anlıyoruz. E, buradaki prens vurgusu da acaba e, eski güzel zamanlara bir gönderme mi? Çünkü artık bir şehir meclisi var anlıyoruz ki. Bir işte e, bir, bir tür modern dünya kurulmaya başlanmış. Bir sanat eleştirmeni var orada. E, ya da sanat beğenisi gösteren biri var. Orada bir bilim insanı var vesaire. E, bütün bunların içerisinde Eski güzel zamanlara halkının e, korumasını, vasiliğini üstlenmiş bir e, prens vurgusu da acaba e, altın çağ geçmişte bırakılmış bir e, mutlu zaman, iyi zaman vurgusu mu acaba? Ya daha ziyade dramı var. Niye? Çünkü canlıyken ve yüreğim insan yüreğiyken diyor ya kaygısızlık sarayında yaşardım demiş Sansui e, sarayı. Gündüzleri arkadaşlarımla bahçede oyun oynardım. Akşam işte şunları yapardım. Bahçenin etrafında çok gösterişli duvar vardı. Fakat hiçbir zaman o duvarın gerisinde ne olduğunu merak etmedim. Çevremdeki her şey o kadar güzeldi ki. Saraydakiler mutlu prenslerlerdi bana. Gerçekten de mutluydum. Eğer zevk içinde yaşamak mutluluksa. Ama öldükten sonra beni bir rüya koydular. Ve işte halkımın gerçek durumunu görmemi istediler. Tam tersine belki aristokratların işte zenginlerin kendilerini halktan uzak tutarak, onların sorunlarına ve haline gözlerini kapatarak bir sanal mutluluk yarattıklarını söylüyor gibi geliyor. Daha ziyade bir eleştiri var onlara. Evet bebişim. Ee, esasında size hem katılıyorum hem katılmıyorum. Ee, Çok şaşırdık. Çok yani şaşırdık. şöyle ben ee, ne şimdi sıkı, sıkıldığın için gıcıklık mı yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Hem katılıyorum hem katılıyor. ne Evet. katılmıyorsun? Ne dedik de katılmıyorsun? Allah Allah. Şuna katılmıyorum. Çok bir şey mi söyledik? Şunu kapattı. Evet yani şimdi bir bir edebiyat metninin içinde böyle detayların arasında kaybolarak e, dedektiflik yapmak hiç kuşkusuz heyecan verici bir şey. Evet bir okumayı çok renklendirip önünde ufuklar da açabiliyor. Fakat tabi detayların içine bu kadar düşünce ağaçların peşinden koşarken o hormonu hiç görememek de var. Şimdi mesela sondaki öpücük meselesinden başlayalım. E, oradaki vurgu esasında eşcinselliğe değil. Oradaki vurgu dostluğa. Çünkü e, Wilde'ın bütün eserlerinin temel teması esasında yüce fikri. Yani bütün eserlerinde o hep yücenin peşinde koşuyor. Yüceyi yakalamak istiyor. Çünkü sonuçta adam bir estetist zaten. Yani Bence eşcinselliğinden önce estetistliği geliyor. Ve e, bunda da e, dostlukla edebiyat, e, Wilde için çok birbirinden ayrı şeyler değiller. Yani amaç orada yücelik. Mesela eğer hani bu, bu şekilde okuyacaksak bu dostluğun alabileceği veçe yani şimdi bizim sahip dediğimiz şey o veçe toplumu irite edebilir, tanrıyı irite edebilir, kiliseyi irite edebilir ama bu Wild'ın e, çok da umurunda değil. Keza mesela o sonda Serçe'nin dönüşmesi ve işte Mutlu Prens'in mutsuzluğundan bahsederken bunu daha önce düşünmemiştim. Sizi dinlerken ilk defa aklıma şey geldi. Serçe daha çok Wilde'ın bu başına belaları açan dostu Lord Alfred Douglas'ı anımsatıyor. Yani halktan biri değil o esasında. Sadece hoyrat, kaba ve ham. Yani daha olmamış bir karakter. biliyorsunuz Wilde Douglas'a aşık olduktan sonra işte her şey karışmaya başlıyor. önce işte evliliği bitiyor. Sonra işte Douglas'ın babası gelip onu dava ediyor. Bu anlamda Wild mutlu prens gibi. Esasında bir sanatçının rolü tam da mutlu prensin olacağı yer. Yani öyle bir meydanda mutsuz bir şekilde durup her şeyi izlemek. Ama dostluğuyla da e, aynı zamanda ham olan e, Selçe'yi, Douglas'ı dönüştürmek evet. ve yüceye ulaştırmak. Yani ben bir yazarın... Ya bir metnin, ben önce bunu yine masal olarak okuyup, masal olarak tadını çıkarma taraftarıyım. Buna da hiçbirinizin itirazında olduğunu zannetmiyorum. Ama Kesinlikle. daha sonra yazarın psikanalizine girişerek e, hani çünkü metni bırakıp yazarın psikanalizine girişiyoruz. İşte burada Serçe Douglas mı, Oscar Wilde Mutlu Prens mi, işte eşcinsellik mi var vesaire. Hani o bize pek çok şeyi ıskalatabilir. Ama yine dönüp en başa dönersek ya bu Wilde'ın e, masallarında başardığı bir iş var. O da ee, hakikaten o geleneksel anlatı formunu yani mesela bu masallarının sadece bunda değil diğerlerinde de o, genç kral bencil devde de, de İrlanda folklorunun ve efsanelerinin o çok renkliliğini kullanıyor ve bunu da bir konuşma söz ustası olduğu için de dikkat edin masallarını konuşma üslubuyla yazıyor. O yüzden masalları muhtemelen romanlarından daha keyifli. Yani romanından daha doğrusu Dorian Gray'den daha keyifli. Dorian Gray. Evet. Mesela bu masalların içinde temel tema hiç değişmiyor dikkat ederseniz. Yani aynı yine mutlu prenste olduğu gibi yoksulluk, ondan sonra sefalet, kıtlık ve özgürlük gibi politik temalar bunlar esası. Gayet politik temalar. Yani ama hani Wilde politik tavrını bir manifesto yazarak ortaya koyan bir adam değil. Yani onun edebiyat anlayışı buna izin vermiyor. Mesela Genç Kral'daki şu sahneyi hatırlarsanız okuduysanız. Krala rüyasında dokumacı şöyle söylüyor. Üzümün suyunu biz çıkarıyoruz ama şarabı başkaları içiyor. Buğdayı biz ekiyoruz ama boş kilerimiz prangaya, kilerimiz boş. Prangaya vurulmuşuz ama gören yok zincirlerimizi. Köleyiz biz ama her insan özgürdür diyorlar. Şimdi çok büyük bir meydan okuma var bu masallarda. Bunlar sadece masal değil bu anlamda baktığınız zaman. Sosyalizm ve insan ruhundaki sosyalizm anlayışını nasıl diyeyim size kaba ve hoyrat bir şekilde böyle bir mesaj verir gibi değil de bir metnin içine yedirerek aşağı yukarı bütün tiyatro oyunlarında Dorian Gray'de ve öz, hem kısa hikayelerinde hem masallarında yaptığı şey toplumculuğa karşı daima bireyciliği savunuyor. Geleneğe karşı daima devrimi savunuyor. Konformizm konformizme karşı daima nonkonformizmi, sapmayı savunuyor. Kurumlaşmaya karşı başkaldırıyı savunuyor. ...çoğunun vasatlaştırıcılığına karşı dehanın biricikliğini ve yaratıcılığını savunuyor. Bu yüzden de kapitalizme karşı sosyalizmi savunuyor esas bir Bu... yerden mi okuyan? Yok, sayıyorum yani doğaçlama sayıyorum hı hı. aklıma gelenler. Yani e, ve yani Walt yazmıştım ya ben e, hani o zaman bunları etüt etmiştim. Şimdi hayal meyal hatırlıyorum her şeyi. Yani Walt bunları yaparken de esasında daima merkeze kendisini koyuyor. Çünkü kendisi bir sanatçı. Bu. Ve o yüzden de mutlu prens çok keyifli. Yani her yaştan e, okurun e, kendisini bulabileceği e, pek çok şey var onu heyecanlandıracak ilgisini çekecek çok fazla şey var o yüzden size hem katılıyorum hem katılmıyorum dedim yani evet e, bu 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 masanın içerisindeki aslında temalar az önce senin özetlediğin bütün meseleler var yoksulluğa karşı gerçekten e, orada bir e, ona, ona karşı oluşu var e, baskıya egemene karşı aslında oluşu var belediye meclis üyesine karşı bilim insanının o getirdiği belki pozitivizm o anlamda karşı ee, anneye belki karşı e, kısmen çocukla anne ilişkisi var matematik öğretmenine karşı yani karşı derken bunların temsil ettiği fikirlere o egemen olma e, fikrine karşı otoriteye karşı aslında en e, özetiyle söyleyecek olursak. E, hayli uzun aslında bir e, program çektik şimdi. Yani bizi yani dersiniz... bizi özgürleştirecek tek şeyin sanat olduğunu savunuyor. Bu. Evet, sonunda sonundaki ortaya koyduğu da bu. Bu. Ee, yalnız başkan dersen... başkan eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdü. Ben bir dahaki haftaya yazarak hazırlanacağım ya. Evet, böyle olmuyor. <laughs> yazarak yazarak okuyacağım burada. Matbu metin olacak önümde. <laughs> Tebliğ sunacaksınız. Tebliğ yani. sunacağım bir dahaki 50 sayfalık bir bildiri hazırlayacağım haftaya. Ya esasında <laughs> hakikaten çok mantıklı ya. Ay senden çıktı fikir. Şimdi çok aklıma yattı. Ben kaptırdım öyle sayıyordum. Neden hakikaten dediğin gibi yapmayayım? Evet. Ee, i̇sterseniz bu hafta bu programda şeyi çek söylemeyelim ee, masamdaki kitaplar veya kargodan gelen kitaplar çünkü hayli uzun bir program oldu. Alış. Ee, bu şekilde kapatalım. Ama gelecek hafta ne konuşacağımızı söyleyelim bu sefer. Tabii ki. Peki konuşma ee, niyetimiz zaman... var mı? Söyleyeceğiz de. Yani işte bilmiyorum. Hani biz söyleyelim de konuşma ihtimalimiz olan şey diyelim. Ha, evet, da... ha. bu daha makul bir duyuru bu. Tamam. Hı -hı. Evet, o zaman bir sonraki programda Google'un Palto'sunu konuşmak üzere veda edelim dinleyenlere. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Selamlar sevgiler.